Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır sizin için. Keyfiniz, mutluluğunuz, huzurunuz, ki çok önemli biliyorsunuz bugünlerde, her şey yerli yerindedir. Ve mutlusunuz ve huzurlusunuzdur. Fazla uzatmayalım, olaya geçelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Gördüğünüz gibi çok sevgili arkadaşlarım, bugün öncelikle malzemelerimi tanıtacağım. Malzemelerim çok kolay. Herkesin edinebileceği, herhangi bir kırtasiyeye gittiğiniz zaman rahatlıkla bulabileceğiniz resim malzemeleri. Şimdi öncelikle bugün ne yapacağımızı tabii ki söyleyeyim. Adım adım bir göz çizimi yapacağız arkadaşlar. Adım adım çizeceğiz. Ve ben size anlatacağım bunu yavaş 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 yavaş. O yüzden kolay ve güzel bir çizim yapacağız. Herkesin yapabileceği. Şimdi peki malzemelerimiz neler? Burada bir tane 8B kalemimiz var. Creta Color Drawing'den almışım. Fark etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. İstediğiniz marka kalem alabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir kalem tıraş, istediğiniz gibi bir hamur silgi alabilirsiniz. Şuna gerek var mı? Bunu da birazdan anlatacağım. Yani kağıt bant. Ben neden bunu koydum ve neden kullanıyorum? Birazdan anlatacağım. Evet, bir tane HB kalem, bir tane 8B kalem ya da 5B, 6B onlar da olur. Bir tane hamur silgi. Ben çok bazen silgi kullanmıyorum. Çekimlerde görüyorsunuz. Ve bütün çizimlerimi ilk kez bu video sırasında yapıyorum. Bunu da biliyorsunuz. O nedenle ama siz alın, kullanabilirsiniz. Bir tane kalem tıraş. Bir tane kağıt bant, gördüğünüz gibi böyle bantlamışım arkadaşlar. Neden? Çünkü çekim sırasında çok iyi oluyor bantlamak ve ben bantlayarak kağıdın hareketini engellemiş oluyorum. Ve ardından işte 10'lu, 8'li bir kuru boya seti olabilir. Bu benim Nuh Nebi'den kalma çok eski kuru boya setim olabilir. Bunlardan sadece mor ve mavi renkleri kullanacağım bu arada. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz, seversiniz. Şimdi başlamadan önce bana destek olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım hep birlikte şimdi güzel bir göz çizimi yapalım. Ve adım adım ilerleyelim. Adım adım göz çizimi nasıl olur diyerek başlayalım. Öncelikle gözümüzü, dış kısmını gördüğünüz gibi çiziyoruz. Sonra arkadaşlar göz yuvarlağını bir oturtalım. Ben şuradan gözümüzün hemen üstündeki şu çizgiyi de yapmak istiyorum. Tıbben doğru bir göz çizimi yapalım yani. Yanlış olmasın. Şurayı biraz daha şuraya şöyle bir çekeceğim. Evet. Şimdi göz yuvarlağımızı oturttuk. Tam olarak şuraya gözümüzün o ortasındaki siyah kısmı koyduk. Ben şurayı ve şurayı şu şekilde bir beyaz boşluk ve ışık tabakası şeklinde yapmak istiyorum. Şurayı normal boyuyorum arkadaşlar. Normal boyadım. Şimdi
arkadaşlar, şu şekilde dıştan içe doğru küçük 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 çizgiler atıyoruz. HB kalemimiz elimizde. Küçük 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 çizgilerimizi atıyoruz. Şimdi biraz daha şurayı özellikle içi kenarları biraz daha şöyle koyu boyayalım. Şu kısımlarda da biraz daha koyu bir boyama yapalım. HB kalem eğer yeterli olmazsa, şimdi elimize hemen 8B'mizi alıyoruz. Ben biraz daha şöyle. Kalemim kırıldı arkadaşlar. Kalemim kırıldı. 8B ile devam edelim. Tüh. Önemli değil. Ve şurayı şu şekilde tekrardan şöyle bir çizelim. Ben kaşla gözün arasındaki şu kısmı da şu şekilde bir boyadım. Evet, kalemimiz kırıldı. Olsun. HB ile devam edelim. Olur böyle şeyler. Hayat her zaman kolay ilerlemiyor arkadaşlar. Şimdi şuraları da biraz daha açık renkte boyayalım. Evet. Şimdi şurayı şu şekilde çizdik. Şimdi ben arkadaşlar evet güzel bir gözümüz olsun istiyorum. Evet, şimdi şu şekilde küçük hamlelerle kirpikleri bir çizelim. Hatta aralara küçük kirpikler konduralım. Ve yine aynı şekilde şu şekilde küçük hamlelerle kirpiklerimizi çizdik. Peki hala HB ile devam ediyoruz. Peki şu şekilde yine küçük hamlelerle ilerleyerek
Acaba kaşımızı da çizebilir miyiz? Bence çizeriz. Çok da güzel olur. Kaşlar her zaman dümdüz durmuyor. Şu şekilde güzel bir kaşımız oldu. Evet, peki mor ve maviye gelelim. Nasıl kullanacağız? Evet, ben mor gözler ya da işte çok az bulunan o mor gözlerin biraz hastasıyım. O yüzden şu şekilde Elizabeth Taylor gözleri diyorum ona. Aralara mor rengi şu şekilde attırdım. Kuru boyayla boyamamızı da yapmış oluyoruz ve arkadaşlar, evet, siyah kuru boyamı aldım ve az önce biliyorsunuz 8B şey oldu, birazcık kırıldı. Neden olmasın? Şu şekilde. Evet. Peki maviyle ne yapalım? Maviyle şöyle birazcık. Ben göz kalemi kullanmayı çok seviyorum. Mavi göz kalemim var. Şöyle kirpiklerimizi biraz boyayalım. Hatta sarım da var. Evet. Tam anlamıyla rengarenk oldu. Evet. Biraz daha şu şekilde siyah kuru boyamızla biraz daha ilerledik. Evet. Şimdi şu kaşlarımızın da şu kufem. Şu an kedim masaya atladı da. Şu şekilde. Evet. 8B kalemimiz kırıldı ama bence çok güzel oldu. Beğendiniz mi arkadaşlar? Ben aslında bu seriye devam edeceğim. Hatta şuraları da biraz daha boyayalım. Ben bu seriye biraz daha devam edeceğim. Yeni başlayanlar için göz, işte yeni başlayanlar için pastel çalışmalarımın ardından. Geçen hafta Pamuk Prenses çizdik hatta ama o da aslında yeni başlayanlar için biraz pastel çalışması içeriyordu. Yani dudak çizimi, burun çizimi, bunların hepsini önümüzdeki haftalarda koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Nasıl oldu sizce gözümüz? Bence çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Ay, bantları çıkartmayı unuttuk. Hadi çıkaralım arkadaşlar. Bismillah deyip çıkarıyorum. Bakın ne kadar rahat çıktı şu an. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.